Evet arkadaşlar, bugün bir ses dönüştürücü üzerine konuşacağız. Holtec firması tarafından imal edilen HT8950. Nasıl özellikleri var? Yine imalatçının kendi sayfası üzerinden şöyle özelliklerine bakarsak, kendi üzerinde RIM'i var. 2.4 volt 4 volt arasında çalışabiliyor. Robot sesi çıkartıyor. Vibrato fonksiyonu var. Giriş sinyalini 7 seviye kadar frekansını değiştirebiliyor. İşte içinde 8 bit analog dijital dönüştürücüler var. Bir LED göstergesi var. Ses seviyesini gösteriyor. Butonlarla seçim yapabiliyorsunuz. Bu özellikler arasında iki türü var. Bir tanesi 16 bacaklı, bir tanesi 18 bacaklı. Ben 16 bacaklı HT8950A aldım. Nerelerde kullanılıyormuş? Oyuncak sistemlerinde kullanılabiliyor. İşte mikserlerde, kayıt cihazlarında, ses sistemlerinde, konuşma sistemlerinde ve telefon sistemlerinde kullanılabiliyormuş. Burada bacak bağlantılarını göstermiş. Şöyle aşağıya doğru inecek olursak. Evet, özellikleri var. Ortalama 3 volt gibi. Evet, şunu özellikle göstermek istediğim yer burası. İlk başta açılır açılmaz robot sesi aktif. Eğer siz ona basmazsanız otomatik olarak aktif geliyor. Vibrato butonuna bastığınız zaman hangi seste olduğunuza bakılmaksızın direkt vibratoya geçebiliyor. Bir de ses modülasyonu, yani frekansının dönüştürülmesi. Ben asıl bunun için bu entegreyi incelemiştim. Şimdi herhangi bir nota normal frekansı buysa, siz yukarı butonlara bastığınız zaman, birazdan buton yapısında göreceğiz. Yukarı butonlara bastığınız zaman aynı notanın 1 bölü 3'ü kadar daha tiz seslere çıkıyor. Bir daha basarsanız 8 bölü 5'ine kadar çıkıyor. Bir daha basarsanız bir üst notaya geçiyor. Yani siz do sesi girdiniz, çıkıştan re sesi alabilirsiniz. Pesleştirirken de 8 bölü 9'u, 4 bölü 5'i ve 2 bölü 3'ü kadar, yani bir alt notaya inmiyor. Burada hoş olmayan bir özellik var. Bu aşağı yukarı butonlarına bastığınız zaman, işte normal sesteyseniz yukarı butonuna bastığınız zaman işte bir üst seviyeye geçecek. 4 bölü 3'üne geçiyor. Bir daha bastığınız zaman bir üst seviye, bir daha bastığınız zaman bir üst nota, ama bir daha bastığınız zaman artık nota modundan çıkıyor ve robot fonksiyonu devreye giriyor. Yukarıya doğru devam ettiğiniz zaman da pes seslerden incelerek yine tek bir tuşla hareket ettirebiliyorsunuz. Alt tuşlara bastığınız zaman da yine aynı. Pesleşiyor, pesleşiyor. En pes halinden sonra robot moduna geçiyor. Robot modundan sonra yine en tiz sesten normal sese doğru geliyor. Devre zaten burada verilmiş. Evet, devre şeması oldukça sade. Şu alt kısmı görmeyin. Burası amfi ile alakalı. Bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Besleme gerilimi buradan, işte 6 volt 4,5 yazmışlar ama 6 volt besleme ile beslenebiliyor. Bir akım koruma için bir tane direnç, bir de 3.6 voltluk zener diyot bağlanmış. Yani şu devre artık 3.6 sabit gerilimle çalıştırılacak. Beslemeden gelecek olan parazitleri engellemek için kondansatörler var. Birkaç tane direnç var. Giriş 9 numaralı bacaktan yapılıyor. İşte mikrofon beslemeden ekstra güç almış. Burada filtrelerle giriş var. Şurada biraz önce bahsettiğim butonlar var. Bu vibrasyon özelliği için, bu robot sesi için, bu da yukarı ve aşağı sesi tizleştiren, pesleştiren butonlar. 12 numaralıdan da bir çıkış alınmış ve bu çıkış şurada bir amfi ile hoparlöre bağlanacak şekle gelmiş. Şu entegre bende olmadığı için ben bunu yapmadım. Bunun yerine benim yaptığım amfi devresi LM386 ile. Oldukça basit bir devre. 3 numaralı bacaktan giriş veriyorsunuz. 5 numaralı bacaktan çıkış alıyorsunuz. 4 numara GND'ye, 6 numara da VCC'ye bağlanıyor. Yani bizim yukarıdaki 6 voltluk beslemeye bağlıyoruz. Çıkışta yine parazitlerden korunmak için bir filtre devresi yapılmış. Bu, dediğim gibi, LM386'nın amfi olarak kullanılırken en basit hali, en yalın hali, kazancı en düşük hali, ama kazanç da 20. Biliyorsunuz işlemsel yükseltekler kazançları çok yüksek olan devrelerdi. Ama bu sınır onların besleme gerilimiydi. Biz burada 6 voltla besliyoruz. Dolayısıyla giriş sinyali çok yükseldiği zaman siz 6 volttan daha yüksek bir sinyal alamazsınız. Bu sefer uğuldamaya başlıyor. Ben de bu devreyi
Ses kalitesini açıkçası beğenmedim. Belki kullandığım amfiden daha kaliteli bir amfi kullanılsaydı daha iyi bir sonuç elde edilebilirdi belki. Bilemiyorum. Benim kurduğum devreye gelecek olursak entegremiz burada. 4 tane butonumuz burada. Şuradaki o basit devre elemanları ben ekstradan bir tane daha LED ekledim. Güç kaynağına bağladım. Şurada da LM386 ile kurmuş olduğumuz amfi devresi bulunmakta. Şuradan girişlerimizi verdik. Çıkışlarım da bayağı bildiğiniz adi bir hoparlörle yapıldı. Evet, şu anda ses modundayız. Robot sesi çıkarttığı ortam bu. Ne konuşursam şu anda robot sesiyle çıkartıyor. Bu sesi gittikçe pesleştiriyor. İlerledikçe testten sonra en son robot sesine geliyor. Robot sesinden sonra tekrar fiş sesten devam ediyor. Aynen konuştukları şimdi gittikçe normale doğru dönüyor. Sanırım bu normal ses. Ha, inceymiş. Şu anda kendi sesini de anlamadığım için böyle oluyor. Bu da vibrato veriyor sesi. Konuştukça seste bir vibrato olacak. Ama dediğim gibi robot sesi buradaki. Evet, eğlenceli bir devre olabilir. Bilmiyorum profesyonel anlamda herhangi bir enstrümanla kullanılabilir mi? Ama deneyip görmek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.